İstanbul kitabı C1, 3. ünite, 3. denileme metni. Dünyanın en şanssız ile en şanslı. Aksar ragul menhus ve aksar ragul mahzuz fil alem. Aşağıdaki soruları dinlediğimiz metne göre cevaplayalım. Lünü cevap al esile latif bil esfel hasab el kıta lati istemana leha. Yazar, metinde adı geçen silahın neden şanslı olduğunu ileri sürmüştür. Limaza qala al katib an al ragul lazi yud'a silaki ve mu'u silak ve mevgud fi al kıta ennehu mahzuz. Bernard yazara göre neden şanssızdır? Ve limaza Bernard menhus bin nezbeti ile al katib. Aşağıdaki cümleler doğru ise de yanlış ise ye yazalım. Lenakon bu adı anemiddi. Amem el eşya sahiha ve ye amem el eşya el hatıya. Slack, sigortacı, öğretmen, müderris, bankacı. Amel fi bank. Hangisi doğru? İşaret edeceğiz. 70 yaş üzerinde, fawqa sebe'in, 70 yaşın altından, tahta sebe'in, 65 yaşın altından, tahta el 65. Tren kazası geçirdi, marra bi hadisil qitar. Uçak kazası geçirdi. Marra bi hadiset ta'ira. Gemi kazası geçirdi. Marra bi hadiset sefine. Bacağı kırıldı. Kusirat reglu. Kolu kırıldı. Kusirat yedu. Kalbi kırıldı. Kusira kalbu. Bernard, öğretmen, müderris, sigortacı, amil fi şirket temin, kuaför, hallak. 17 yıl içinde 150 kaza geçirdi. Marra bi meyil hemsin hadise fi 17 sene. 15 yıl içinde 140 kaza geçirdi. Marra bi meyyar beyin hadise fi 15 sene. 16 yıl içinde 170 kaza geçirdi. Marra bi meyyar sebe'in hadise fi 16 sene. Kolu kırıldı. Kusaret yedu. Boyunu kırıldı. Kusaret rakabatu. Bacağı kırıldı. Kusaret reclu. İlk kazasını 13 yaşında geçirdi. Marra bi evvel hadise lehu fi sinne 13. İlk kazasını 12 yaşında geçirdi. Marra bi evvel hadise lehu fi umre 12. İlk kazasını 14 yaşında geçirdi. Marra bi evvel hadise lehu fi umre 14. Şimdi metni dinleyeceğiz. Üçüncü dinleme metni sayfa 61. Dünyanın en şanssız ile en şanslı adam. Biliyorsunuz haftada bir gün pazar günleri okullarımdan Tahsin Kaya kardeşim deyişiyle Lais yazarım. Bugün sizlere dünyanın en şanslı ve en şanssız insanından söz edeceğim. İsterseniz dünyanın en şanslı insanından başlayalım. Merak ediyorsunuz değil mi? Kimdir dünyanın en şanslı insanı ve neden şanslı sayılıyor? Adı Frensok. 74 yaşında emekli bir öğretmen. Hırvatistan'da yaşıyor. Bugüne kadar tam 7 büyük felaketten kurtuldu ve bu felaketlerin ardından zengin oldu. 1962 yılında Saraybosna'dan kalkan Dobrunica giden trene bindi. Tren raydan çıktı ve birkaç vagon nehre düştü. Buz gibi suda 17 kişi boğuldu. Silahın kolu kırıldı ama kurtuldu. 1963'te Zagreb'de DC-8 tipi uçağa bindi. Uçak havadayken kapısı açıldı ve Silax aşağı düşen 20 kişiden biriydi. 19 kişinin öldüğü kazada Silax saman yığınına düştü ve yaralı olarak kurtuldu. 1966'da bindiği otobüs nehre uçtu. 4 kişi öldü. O birkaç sıyrıkla kurtuldu. 1070'de otomobiliyle giderken motor alev aldı. Kendisi dışarı zor attı. Aracının benzin deposu infilak etti. O sapsağlam ayaktaydı. 1973'te otomobilinde meydana gelen patlamada sadece saçlarının bir bölümünü kaybetti. 1995'te Zagreb sokaklarında yürürken otobüs çarptı. Yaralı kurtuldu. 1996'da otomobili bir virajda Birleşmiş Milletler'e ait kamyonla çarpıştı. Skoda marka otomobiliyle uçuruma yuvarlandı. O bir ağacın üstüne düştü. Otomobili yandı. 2003'te Frenslak Biangu'dan 12.3 trilyonluk ikramiye kazandı. Bugün hala zengin ve hala yaşıyor. Şimdi gelelim dünyanın en şanssız insanına. Bernard Ancheria. Dünyanın en şanssız insanı dinliyor. Bütün şanssızlıklar onu buluyor
ama kurtulduğuna göre şanslı sayılıyor. Bay Felaket adı takılmış olan adam gerçekten yürüyen bir felaket. Soyadını okumakta zorlanabilirsiniz. Yazının akıcılığını bozabilir düşüncesiyle ondan ilk adıyla söz edeceğim. Bernard 17 yıl içinde tam 150 ciddi kaza geçirmiş. Ayrıntılar bir yana, iki kolu ve bacakları defalarca, birkaç kez de kafatası kırılmış. Sırtından defalarca yaralanmış. 50 yaşında bir kuaför olan Bernard, sigortalandığım şirketi o kadar çok ziyaret ediyorum ki artık orada herkes bana ilk adımla hitap ediyor, diyor. Ve ekliyor, Allah'tan şanslı olduğum bir yön var. Kazalarım çoğunda benim hatam yoktu ve beni sigortalıyorlar. Bernard ilk kazasını 13 yaşındayken yaşamış. Yeni cilalanmış düşemede yürürken düşüp bacağını iki kez kırmış. İşte bu kazadan sonra öteki kazalar yağmur gibi gelmeye başlamış. Bernard, sonra bir ağaçtan düştüm, kolumu kırıldı. Sonra rugby oynarken aynı kolumu birkaç kez daha kırıldı. Derken bisikletimle giderken şiddetli bir rüzgar çıktı, devrildim ve dizim parçalandı diyor. Şimdi gelin Bernard'ın kaza kronolojisine bir göz atalım. 14 yaşında dev bir çöp tenekesinin İçine düştü. Çıkamadı. Az daha boğuluyordu. Ani yıl yine bisiklette yolda giderken frenleri boşalan bir otomobil gelip arkasından çarptı ve Bernard'ın kafatasının çatlamasına neden oldu. İleriki yıllarından birinde bir köşe başında arabasının içinde otururken köşeyi çok hızla dönen bir kamyonun altında kaldı. Önüne konan tokazlardan kurtulan bir diğer kamyon, evinde pencerenin önünde kahvaltı eden Bernard'a ve tabii eve çarptı. Hastanelik oldu. Bernard aynı yıl benzeri bir olay yaşadı. Aşırı süratli bir otomobil Bernard'ın kuaför dükkanına girdi. Her tarafın yüzlerce can kırığı saplanan Bernard hastanenin yolunu tuttu. Bay Felaket bir kayak merkezinde tatil yaparken, kontrolsüz bir kayakçı gelip Bernard'ın üzerinden geçti. Bacağını kırdı, omurgasını zedeledi. Bernard bu kazadan sonra 7 ay çalışamadı. Bir suçluyu kovalayan polis otosu Bernard'ın klasik Mercedes'ine öyle bir çarptı ki adam dışarı fırladı. Sonuç 5 ciddi kırık. Yeni aldığı Porsche arabasıyla giderken yolda duran kırık bir şişenin üzerinden geçti. Lastikler yırtılınca araba ancak bir ağaç çarparak durabildi. Rüzgarlı bir günde yolda yürürken önünden geçtiği evin üst katında bir cam patladı. Aşağı düşen cam parçası kolumu kesti. Avrupa'yı gezerken yolu Almanya'ya düştü. Frankfurt yakınlarında çalınmış bir arabayla kaçan iki silahlı gangster tarafından rehin alındı. Kafasını yediği tabanca darbasıyla kafatası çatlak olarak yaşamanı zor kurtardı. Şimdi tekrar okuyup tercüme edeceğiz. Biliyorsunuz haftada bir gün, pazar günleri, okularımdan Tahsin Kaya kardeşimin deyişiyle lait yazarım. كما تعرفون جميعا أنني أكتب في يوم من أيام الأسبوع ألا وهو يوم الأحد كتابة خفيفة كما يقول أخي تحسين كايا أحد قرائي. Bugün sizlere dünyanın en şanslı ve en şanssız insanından söz edeceğim. أما اليوم فسوف أحدثكم عن أكثر شخص محظوظ ومنحوس في العالم. İsterseniz dünyanın en şanslı insanından başlayalım. دعونا نبدأ بأكثر شخص محظوظ في العالم. Merak ediyorsunuz değil mi? Yusubukum al-fudul aleyse kedelik. Kimdir dünyanın en şanslı insanı ve neden şanslı sayılıyor? Men huwa akthar insan mahzuz fil alam ve limaza yu'ad mahzuzan? Adı Frank Silk. 74 yaşında emekli bir öğretmen. İsmihu Frank Silk. Umruhu 74 aman ve huwa mudarris mutaqaid. Hırvatistan'da yaşıyor. Ya'işu fi Kroatya. Bugüne kadar tam 7 felaketten kurtuldu. وقد نجح حتى الآن من سبع كوارث كبيرة. Ve bu felaketlerin ardından zengin oldu. وبعد هذه الكوارث أصبح غنيا. 1962 yılında Saraybosna'dan kalkan
Dobrunika giden trene bindi. Fi senet 1920 universitin rakib alkitarı ladiyye sammin saraybosna le Dobrunik. Tren raydan çıktı ve birkaç vagon nehre düştü. Xaraga alkitar an mesarih av an kutbeni ve sakatat iddet arabat minhu fin nehr. Buz gibi suda 17 kişi boğuldu. Ve kad gharaka 17 şahsan min fi hadihi miyah al mutagammida. Silan kolu kırıldı ama kurtuldu. Fakat kusurat yed silak fakat ve lakinnehu kad naga. 1963'te ve fi senet 1963 Zagreb'de DC-8 tipi uçağa bindi. Rakiba ta'ira min nav DC-8 fi Zagreb. Uçak havadayken kapısı açıldı. Futiha bab al-ta'ira beynama hiya fi al-hawa ve silak aşağı düşen 12 kişiden biriydi. Ve kanat silak min damnel 20 şahsan ellezina sakatu ilal asfal. 19 kişinin öldüğü kazada silak seman yığınına düştü. Ve fi al-hadise allati mata fiha 19 şahs fe inne silak kad vaka'a ala kavma min al-kaş ve yaralı olarak kurtuldu. Ve nega fakat bi isabat. 1966'da bindiği otobüs nehre uçtu. Ve fi senet 1966 Tara el otobüs lezi kana yarkabuhu fi ila nahr. 4 kişi öldü. Mata 4 ashkas. O birkaç sıyrıkla kurtuldu. Ama hava fakat nega bi bedaat huduş. 1970'de otomobiliyle giderken motor alev aldı. Fi senet 1970 beynama huwa yasir fi tariq bi sayaratu iz işte'ala motor arabatu. Kendisini dışarı zor attı. Vakat istata'a remi nefsuhu ila al-kharij bi sa'uba. Aracının benzin deposu infilak etti. وانفجر خزان البنزين في العربة. O sapsağlam ayaktaydı. Ama huwa faqad naja wa huwa yaqif ala rijlayhi. 1973'te otomobilinde meydana gelen patlamada sadece saçlarının bir bölümünü kaybetti. وفي سنة 1973 نجا فقط بفقدان جزء صغير من شعره نتيجة لانفجار حدث في سيارته. 1995'te Zagreb sokaklarında yürürken otobüs çarptı, yaralı kurtuldu. Ofi senet 1995 beynama huve yesir fi şevera Zagreb iz yasdımhu otobüs ve yengu fakat bir guruh. 1996'da otomobili bir virajda Birleşmiş Milletler'e ait kamyonla çarpıştı. Ofi senet 1996 istadamat sayyaratuhu bi şahine milk الأمم المتحدة على أحد المنعطفات. سكودا ماركا أوتومبيليلا أوتشوروما يوفارلاند وتدحرك من على المنعطف بسيارته ماركة السكودا. أو بير آجين üstüne düştü, otomobili yandı. حرقت سيارته بينما هو نجا بوقوعه على شجرة. 2003'te فرين سلاك بيانغودان 12.3 تريليونلوك إكرامية kazandı. وفي سنة 2003 فاز فرينك سلاك في اليناصيب بمبلغ يصل إلى 12.3 تريليون. بجن هالا زنجين وهالا يشيور. أما اليوم فهو ما زال يعيش وما زال غنيا. Şimdi gelelim dünyanın en şanssız insanına. أما الآن دعونا نتحدث عن أكثر شخص منحوس في العالم. Dünyanın en şanssız insanı dinliyor. Bernard Ancheriou يقال أنه أكثر رجل منحوس في العالم. Bütün şanssızlıklar onu buluyor. يجدها أو يلاحقه كل سوء الحظ أو النحس. أما كرتولدونا جري شانس سيليو. ولكن بما أنه ينجو فهذا يدل على أنه محظوظ. باي فلاكت adı takılmış olan adam gerçekten yürüyen bir felaket. إن هذا الرجل الذي يطلق عليه سيد الكوارث هو حقا كارثة تمشي على الأرض. Soyadını okumakta zorlanabilirsiniz. من الممكن أن تجدوا صعوبة في نطق لقبه. Yazının akıcılığını bozabilir düşüncesiyle ondan ilk adıyla söz edeceğim. لذلك سوف أتحدث عنهم باسم الأول لكي أحافظ على طلاقة الكتابة السليم. Bernard 17 yıl içinde tam 150 ciddi kaza geçirmiş. لقد مر Bernard ب 150 حادثة جدية خلال 17 سنة. Ayrıntılar bir yana, iki kolu ve bacakları defalarca birkaç kez de kafatası kırılmış. دعونا من التفاصيل ولكنه قد كسر يديه ورجليه الاثنين لمرات كثيرة كما أنه قد كسر رأسه عدة مرات. سرتندان defalarca yaralanmış. وقد أصيب من ظهره
كثيرا. 50 yaşında bir kuaför olan Bernard, inne Bernard allazi huwa hallaq fi al-50 min umri, sigortalandığım şirketi o kadar çok ziyaret ettiriyorum ki artık orada herkes bana ilk adımla hitap ediyor, diyor. Yakul, innani alga kathiran ila ziyaret şirket al-ta'min al-khas bi, lidarget annam hunaka yukhatibunani bi ismi al-awwal. Allah'tan şanslı olduğum bir yön var. Elhamdülillah enne ledeyye guz mahzuz bi. Kazaların çoğunda benim hatam yoktu ve beni sigortalıyorlardı. Fe muazzam el havadis le yekune li zembi biha ve yekumuna bit te'min aleyh. Bernard ilk kazasını 13 yaşındayken yaşamıştı. Lekad marra Bernard bi evvel hadise lehu indeme ken umruhu fi 13. Yeni cilalanmış düşemede yürürken düşüp bacağını iki kez kırmış. Fakat vaka ve kasara rijluhu marretayn esne seyruhu ala al ardiye al maskulu hadithen. İşte bu kazadan sonra öteki kazalar yağmur gibi gelmeye başladı. Ve ba'da hâzihi al hadise bada'at al havadis al uhra tehellu aleyhi av tenzil aleyhi mislan matır. Bernard, sonra bir ağaçtan düştüm, kolumu kırıldı. يقول برنادو بعد ذلك وقعت من على شجرة وكسرت ذراعي. Sonra rugby oynarken aynı kolumu birkaç kez daha kırıldı. وبعد ذلك كسر نفس الذراع عدة مرات عندما كنت ألعب rugby. Derken bisikletimle giderken şiddetli bir rüzgar çıktı, devrildim ve dizim parçalandı. وبعد ذلك وقعت من على عجلتي أثناء سيري بها في يوم عاصف ومزقت rükbeti. Şimdi gelin Bernard'ın kaza kronolojisine bir göz atalım. Emmel en da'una nulqi nazra alel harita zamaniye li havades Bernard. 14 yaşında dev bir çöp tenekesinin içine düştü. Vaka bi dehi safihat kumama kebira endeme kene fi arrabiat aşem min umru. Çıkamadı ve lem yastata al huruk. Az daha boğuluyordu. Hatta kede en yagrak. Aynı yıl yine piskiletle yolda giderken frenleri boşalan bir otomobil gelip arkasından çarptı. Ve fi nefsi sene beynama hu yesiru bi darragati iz te'ti seyyara la te'mel mekabihha ve tazdimu minel khalf. Ve Bernard'ın kafatasının çatlamasına neden olur. Ve tetesebbeb fi hudus şerh fi gumgumet Bernard. İleriki yıllardan birinde ve fi ahad senevati taliye bir köşe başında arabasının içinde otururken ve beynama huwa gales fi arabati fi ala nasiyet ahad zawaya köşeyi çok hızla dönen bir kamyonun altından kaldı. İz bi tahta şahina kanet telefu min al zawiya bi sur'a. Önüne konan takozlardan kurtulan diğer bir kamyon ve şahina okra kad tehallasat min el avtad elleti el mevdu'a amamaha. Evinde pencerenin önünde kahvaltı eden Bernard'a ve tabi eve çarptı. Kamal bi sabme Bernard allazi kana yetenavul iftar ve amam el nafize fi beytihi ve bitte'kid taban kad sadamet el beyti aydan. Hastanelik oldu ve nukhila ilel meşfe. Bernard ani yıl benzeri bir olay yaşadı. Ve kad aşa Bernard fi nefsi essene hadise müşabih okra. Aşırı süratli bir otomobil Bernard'ın kuaför dükkanına girdi. Fakat temekkenet sayyara tesir bi sur'a faiqa. Dukul dükkan hilakat Bernard. Her tarafına yüzlerce cam kırığı sablanan Bernard hastanenin yolunu tuttu. Ve enne Bernard allazi asbaha cismuhu kulluhu müşavah bi mi'at kıt'a zügek zehebe ilel meşfe. Bay felaket bir kayak merkezinde tatil yaparken kontrolsüz bir kayakçı gelip Bernard'ın üzerinden geçti. O beyneme kene Seyyid el-Kawaris yekum bi'utla lehu fi ahad merakiz el-tazahluk iz bi mutazahluk gayri mundabit yekum bil-murur min fawqi. Bacağını kırdı, omurgasını zedeledi. Mimme tesebbebe fi kasri kademuhu ve telef fi amuduhul fakri. Bernard bu kazadan sonra 7 ay çalışamadı. Lem yastata'i Bernard el-amel limuddet 7 aşur ba'de hezihi el-hadise. Bir suçluyu kovalayan polis otosu ve inne ahad sayaratil polisi lesi kanat tutarid ahadel matlubin avul muznibin Bernard'ın klasik Mercedes'ine öyle bir çarptı ki adam dışarı fırladı. Kâmet besadmi sayarat Bernard el Mercedes el klasikeye lideraget anan ragul kad tara lil kharik. Sonuç 5 ciddi kırık. Ve kanat netice 5
Kusur ciddiye. Yeni aldığı Porsche arabasıyla giderken yolda duran kırık bir şişenin üzerinden geçti. O beynama hu yasiru fi tariq bi arabati al-Porsche al-jadida iz yamur ala zugag maksur. Lastikler yırtılınca araba ancak bir ağaca çarparak durabildi. Wa indama muziqat itarat as-sayara fa hinaha lam tatawaqqaf hatta sudimat bi shajara. Rüzgarlı bir günde yolda yürürken o beynama huwa wa fi yawm akhar beynama huwa yasiru fi yawm asif önünden geçtiği evin üst katında bir cam patladı. İzyen fakir zugag al-tabiq al-ulvi lil-bab allazi kana yamurru min amamu. Aşağı düşen cam parçası kolumu kesti. Ve kata'a göz el-zugag allazi waqa al-asfal zira'a. Avrupa'yı gezerken ve esna ziyaretu li Avrupa yolunu Almanya'ya düştü. Yaka tarikuhu ile Almanya. Frankfurt yakınlarında çalınmış bir arabayla kaçan iki silahlı gangster tarafından rehin alındı. Ve yu'khaz rehina min taraf عصابة مسلحة يهربون بسيارة مسروقة قرب فرانكفورت. Kafasına yediği tabanca darbesiyle kafatası çatlak olarak yaşamını zor kurtardı. وقد أنقذ حياته بصعوبة نتيجة لضربة المسدس التي تلقاها على رأسه والتي أدت إلى شرخ في رأسه. 5. Aşağıdaki soruları dinlediğimiz metne göre cevaplayalım. 1. Yazar metinde adı geçen silahın neden şanslı olduğunu illere sürmüştür. Bugüne kadar tam 7 büyük felaketten kurtuldu ve bu felaketlerin ardından zengin oldu. 2. Bernard yazara göre neden şanssızdır? Bernard 17 yıl içinde tam 150 ciddi kaza geçirmiş. Yazma. Huma kuşu. Huma kuşu. Farisçe. Çoğu kez cennet kuşu olarak da adlandırılan Ta'ir Huma ve hiye kelime Farisiye ve kesiren ma yutlak aleyhi aydan Ta'ir el cenne. Görünmeyecek şekilde çok yükseklerde dinlenmeksizin sürekli uçan. Yatir bi şekli müstemirri bidun raha ale ulu ve şahık bi şekli gir mer'i. Asla yere değmeyen. Mustahil en yelmis al ard. Bazı kaynaklarda ayakları olmadığı da nakledilen efsanevi kuştur. Ve fi ba'dil masadir el mutanakila aydan ennehu ta'ir usturi bidun arjul. Başına konduğu kimseyi mutluluk getirdiğine inanılması sebebi ile talih kuşu veya devlet kuşu olarak da isimlendirilir. Kâne yutlak aleyhi aydan ta'ir el devle ev ta'ir el has لسبب أنه كان يعتقد أنه يجلب السعادة لأي شخص يوضع عليه أو يقف فوق رأسه. Bunun kaynağı eskiden bir hükümdar ölünce halkın bir meydanda toplandığını ve Huma'nın başına konduğu ya da gölgesinin üzerine düştüğü kişinin hükümdar olduğuna dair halk inancıdır. ومصدر هذا الاعتقاد الشائع أنه قديما عندما مات الحاكم تجمع الناس في الساحة وكان الشخص الذي وقع عليه ظل هذا الطائر أو وقف فوق رأسه أصبح هو الحاكم. Çok yaygın olan bir inanca göre de devlet kuşu yani hüme kuşunun gölgesinin bir insanın başı üzerine düşmesi o insanın dünyada çok bahtiyar biri olacağının, taç giyeceğinin ve hakimiyete ulaşacağının işareti sayılırdı. Vefkan li mu'taqad şai' cidden, fe inne hâza ta'ir, izâ veqa'a zillahu alâ şahsin mâ, fe innehâ alâme, ev tu'addu alâme alâ innehu sevfe yusbih şahs sa'id cidden, ve innehu sevfe yutevvej, ve sevfe yasıl ilâ el-hukm. 7. Siz bu devlet kuşuna inanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? هل تؤمنون بهذا الطائر أو لا تؤمنون به؟ İnanıyorsanız ya da inanmıyorsanız nedenleriyle birlikte bir olay anlatarak yazalım. إذا كنتم تؤمنون به أو لا تؤمنون به فلنكتب الأسباب بحادثة توضح ذلك. Konuşma. 8. Aşağıdaki atasözlerinin anlamlarını bulalım. Sizce bu sözler doğru mu? Konuşalım. لنجد معاني تلك الأمثلة وهل برأيكم
أنها صحيحة لنتحدث. Güzellerin talihi çirkin olur. Bimana أن حظ الجميل يكون قبيح. Yani الإنسان الجميل يكون حظه قبيح. Sizce bu doğru mu? Talihsiz hacıye deve üstünde yılan sukar. تلدغ الحية الحاج سيء الحظ ولو كان فوق جمل. هذا المثل يقال للشخص الذي لا يستطيع أن يطبق ما يعتقده وبمعنى أنه سيواجه عقبات لا يمكن تخيلها. Düşündüğünü uygulaması nasip olmayacak kişinin karşısına hatıra hayale gelmeyen engeller çıkar. Tamam, siz bu sözlere katılıyor musunuz? Tamam, şimdi dersimiz bitti. علشان نستمر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمنا بتعليق لأن دعمك هو سبب استمرار القناة. وما تنسوش تتابعونا على حساباتنا على انستجرام لو عايزين تعرفوا كل يوم كلمة جديدة أو حكمة ومثل تركي جديد. هادي جروش.